seçimden sonra yani 1 Nisan tarihinde eğer hükümetimiz zafiyete uğrarsa bilirsiniz ki Doğu ve Güneydoğu'da valileri ve kaymakamları sokağa çıkarmazlar. Ve yine bunlar şımarırlar. Yine büyük şehirlerimiz huzursuzluk içerisinde olur. Peki bu İstanbul'a, bu Ankara'ya, bu İzmir'e, bu Türkiye'nin büyük şehirlerine, şehir hayatına devam mı? Bu sözleşme yapan açıktır. Ben hiç lafımı karnımda saklamadım, saklamayı da düşünmüyorum. Bu sözleşme yapan Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu'dur. Bu sözleşmeyi yapan İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener'dir. Yok ne söylüyorsun? Hayır ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun? 24 Haziran'da Saadet Partisi sattı bu milleti. Saadet Partisi. Hadi oradan. Hadi oradan. Tersiz. Senin Temel Karamollaoğlu'na sattı. Tersiz. Tersiz. Ne söylüyorsun? Utanmadan bile milletin yüzüne çıkıyorsunuz. PKK'ya meclise siz taşıdınız. Madem katlanamayacaksınız. Niye PKK'ya ortaklık yapıyorsunuz? Yapmayın. Binali abi, Saadet Partili kardeşlerimize Ekrem İmamoğlu'ndan daha yakındır. Hem birbirini daha iyi anlayabilmeleri açısından, birbirini daha iyi hissedebilmeleri açısından, bir de bugüne kadar yaptıkları açısından çok daha yakındır. Onu da Saadet Partili kardeşlerimiz bunu vereceklerdir. Siyasetin tepesinde olan meseleleri ben Saadet Partili kardeşlerimizin farklı bir şekilde, bütün siyasi partilerde öyledir. Ben araştırma da yapıyorum. Başka bir siyasi partiden tepe başka bir şey söylüyor. Yani üst yönetim başka bir şey söyler. O tercihini başka bir tarafa kullanır. Burada biraz önce anlattığım meselelere odaklanmak.